Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün evet ne yapacağız? Bu fakir halı yıkama makinesiyle önce temizleyeceğiz. Sonra da içeride koltuğu yıkayacağız. Haberiniz olsun. Aşırı yaklaşmıştım. Önce şu pis olan şeyleri temizleyelim. Şöyle tavsiyem, dışarıda böyle bir yerde yaparsanız daha iyi olur. En azından pis olmaz. Böyle baksanıza bayağı pis olmuş. Birazdan koltuğu da yıkayacağız zaten. Şöyle vurun. Hatta şöyle gel aşağıya. Hatta mümkün mertebe böyle. Mümkün mertebe böyle vurun. Bu filtreyi temizleyin yani. Gel. Devamını biraz burada temizleyin. Üf, acayip de soğuk ha, biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz uzaktan gidecek aşağıya. Beni de çek. Wow, acayip soğuk ha. Apao. Videoda rüzgar sesi olacak. Kusura bakmayın. Eliniz pislenecek. Ona biraz şey yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bu temizlendi. Acemi bir video. Yakın zamanda daha değişik videolar da çekeceğiz beraber. Ayşegül'le. Onu göstermeyeceğim ama en azından video çekeceğiz. Şöyle bayağı bir pisliğini alalım bunları. Bunları mutlaka temizleyin. Böyle temizleyin. Elinize vurun, bir şeyin içine vurun. Ben şu an elimde bir şey olmadığı için ben bu şekilde temizliyorum. Bu şekilde. Filtrenin içine takın. Şöyle. Şöyle takıyorsunuz. Ha, bu şekilde gözükecek. Gel aşağıya. Gel. Bunu kenara koyalım. Hatta dur şurada dursun. Bunu da kaldırın böyle. Mümkün mertebe bir hava kompresörünüz varsa bunlara da bir hava tutun. Böyle pis kalmasın. Gel aşağıya. Bunun içindeki pislikleri de temizleyeceğiz. Şöyle. Şöyle pisliğini atın abi. Eliniz pislensin, bir şey olmaz. Lambaların içinde temiz olması ve makinenin iyi çekmesi mümkün mertebe. İnce detaya girmenize gerek yok. Mümkün mertebe temizlemeye çalışın. Ben şimdi biraz hava serin. Onun için hızlıca böyle geçeceğim. Aman dikkat edin. Makinenin içinde bir şey çıkabilir eşyanız. Mümkün mertebe boşaltmadan önce içinde önemli eşyalarınız varsa onları alın. Şimdi bu bitti. Bunu bu şekilde koyuyoruz normal ortaya. Bunu da böyle koyuyoruz ortaya. Bu şekilde kalacak. Zaten herhangi bir özelliği yok. Kaldıracaksınız abi direkt böyle bu şekilde. Ortaya gelecek böyle. Şu şekilde. Heh. Bu şekilde olacak. Bakın abi bunu bu şekilde. Buradaki işimiz bitti. Şimdi ne yapacağız? Bunun içine su dolduracağız. Başka video dur. Evet. Devam ediyoruz. İçinemiz gördüğünüz üzere sıcak su koyacağız. Değil mi anne? İçi sıcak olacak. Birazdan ses çok olacak. Onun için orada durdurup devam etmeyeceğiz. İçine suyu doldurun abi. Bir dakika. Bu şekilde. Doldurun. Dibine kadar dolsun bu arada. Biraz hızlı böyle bir acemi video oluyor ama arkadaşlar kusura bakmayın. İçini tamamen dolduracağız. Bekliyoruz abi. Evet, bunun işlemi de bitti. Şimdi bunun içine ne varmış? Evet, bunun içine bir adet rock girmiş. İlginç. Çorabımızı sıkıp şuraya koyalım. En azından çorap mı bakayım? Neymiş bu? Ha. Benim ufaklığım, eldiveni, kardeşimin. Şimdi anne. Annemi çağırayım. Dur orada video ya şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi makinamızın, halı yıkama makinamızın sıcak suyunu koyduk. Tekrar yerine güzelce oturtturacağız. Şöyle. Tamam. Bu çamaşır makinesine koyduğumuz Tursil'den. Arkadaşlar bu kadar koyacaksınız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Gel Ayşegül. Gel fıstım. Buradan da yapabilirsiniz ama en kolayı buradan yapmak daha mantıklı. Bu şekilde koyuyorsunuz bunu. Tamam.
Bundan koyduk. Bulaşık makinesine koyulan tabletten. Bunu da koyacağız. Böyle içine tablet atacaksınız. Bu arada biz şunları yıkayacağız. Aşağıyı göster. Şunları yıkayacağız. Onları yapacağız. Getir. Çamaşır suyu. Bundan da iki kapak koyarsanız yeter. Şöyle bir. Siz daha temiz olmasını istiyorsanız tabi. Siz daha fazla koyabilirsiniz. Biz iki kapak koyarsak yeter bize. Şöyle. Tamam. Bunu koyduk. Parlatıcıdan da koyacağız. Bir dakika. Şöyle yapalım ki düzgün olsun. Şöyle iki kapak da bundan koyalım. Bu neymiş üstündeki? Bulaşık makinesi için parlatıcı. Bu da parlatıcıymış. Bundan da şöyle iki kapak koyarsanız temiz olur. En azından misafirleriniz geldiği zaman temiz bir görüntüyle karşılaşır. Bu da halı şampuanıymış. Bundan da iki kapak koyacağız. Şöyle. Bu halı şampuan olduğu için halıyı yapmayacağız şimdi. Kanepeleri yapacağınız için. Şöyle iki kapak da bundan koyacaksınız. Tamam, bunları tamamladık. Şimdi kapağı nerede bunun? Heh, buradaymış. Buradan açmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer tarafta yaptığınız zaman sıkıntı olmasın. Heh, bunu kapattık. Bir de bunu burada bakın. Halı yıkamalarda olduğu için bunun ucunu şurada gördüğünüz yere bu şekilde takıyorsunuz. Çıkartması da nasıl diyeceğim. Şuradaki siyah şeyi görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapın. Atıyor zaten. Biz şimdilik takalım. Bu şekilde. Şimdi dersiniz ki şu şekilde. Bunu bu şekilde bırakmayın. Tabii ki içine tamamen soktuğunuzda şu şekilde. Bu şekilde koyduğunuzda içine tamamen dibine kadar indiği için sıkıntı olmaz. Bunu bu şekilde koyalım. Zaten birazdan takacağız bunu da yerine. Bu şekilde koyacaksınız. Ha bunu da neresiydi? Bir dakika. Şuradan bir bakayım. Arkadaşlar. Bunun da yeri şuradaymış. Şimdi biz yanlış takmışız bunu. Yanlış takmışız. Şunu çıkaralım. Bunun belli. Neredeydi? Ha. Burada gönderiyoruz. Dönder. Bak bunun yeri de burada. Şöyle gönderelim ki şu şeyler takılabilsin. Taktık. Bakın görüyorsunuz bunun da burada yeri var. Şu şekilde. Bunu da bir dakika. Bunu biraz zorlayacaksınız. Takılır. Aynı şekilde gene. Neredeydi bu? Bu bence başlığı bu da. Tamam. Anne. Az önceki yeri taktık arkadaşlar. Bunu biraz hatta tekrar göstereyim. Hani buradaki suyun buraya geçmesi için, buradan geçmesi için bunu takacağız. Bunu buraya tabi böyle bu şekilde bırakmayın. Şöyle biraz var gücünüzle bakın benim bile gücüm yetmiyor. Bu şekilde biraz bastırın. Eliniz acıyacak ama sıkıntı etmeyin. Bunu da tekrar gösteriyorum. Bu şekilde takıyorsun. Şuradaki bu şey var, bu siyah kapak mı diyeyim artık, açılma şey. Şöyle yaptığın zaman atıyor zaten. Tekrardan takalım. Bu şekilde oluyor. Bu da. Bunu da yerine, neredeydi bunun yeri? Bunun yeri de şuradaymış. Burada. Takıyorsunuz. Şu şekilde. Bu da tamam. Şimdi bunun ucunu göstereceğim. Bununla olmayacak tabi, bu normal makine şeyi. Halıyı normal makineye verin. Şimdi bunu kenara kaldırın, koyun. Bunu takacaksınız. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Aşağı yakınlaş pistan. Göstereyim. Gel. Bunu bu şekilde kilitleyeceksiniz. Bu şekilde açılır. Takarsınız tekrar. Şu şekilde. Bu şekilde kilitlersiniz. Dur kilitlenmedi. Bir dakika. Bunu bir göstereyim. Heh, bu şekilde takıyorsun. Şu şekilde miydi? Neydi? Oo, çok sertmiş. Neyse. Bizimki herhalde, bizimkinde bir şey olmuş herhalde. Heh, biraz zorlayınca oldu. Heh. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde olmuyor.
Bu şekilde yapıyorsunuz zaten. Bu şekilde temizlemiş oluyorsunuz. Ben şimdilik şunu fişe takacağım. Çok ses olacağı için şimdilik arkadaşlar çekmeyeceğiz videosunu. Ses olacağından dolayı. Şimdi ben fişe takacağım. Burayı göster aşağı, şu pisliğini göster şuranın. Buranın pisliğini göster. Şuranın da göster. Şöyle. Şuranı da göster. Burayı temizledikten sonra görüşürüz. Ara ara ben ses olacağından dolayı, makinenin sesi çok fazla olacağından dolayı açmayacağım. Onun için şimdilik görüşürüz. Ara ara açtırtacağım. Haberiniz olsun. Şimdilik görüşürüz. Annem şu an. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben koydum. Her şeyini bağladıydım zaten. Biliyorsunuz. Şimdi bu az önce annem söyledi zaten. Şu uç halı yıkamaymış. Haberiniz olsun, bu öyle geniş uç. Bu da koltukları yıkamak için ince böyle bu şekilde. Şimdi siz diyeceksiniz, abi diyeceksiniz, belki çalışmıyor. Şimdi 12 nasılmış biliyor musunuz? Şimdilik sesim gidecek. Kardeşim uzaktan çeksin beni. Bunu çalıştırıyorsunuz ya. Aşağı getir göster göstergesini fıstığım. Burada ekstra güçlü varmış bakın. Şimdi zaten ben birazdan kardeşim gösterecek. Benim sesim gelmeyecek çünkü aşırı derecede çok yüksek olacak. En son ben size halının en sonun sonucunu göstereceğim zaten. Buna basıyorsunuz. Sesim gidecek, kusura bakmayın. Buna basıyorsunuz. Arkadaşlar az önce gösteremedik. Bu nasıl çalıştırılacak diye onu da göstereyim. Sesim şu anlık şey olacak. Bundan sonra eğer arkasına müzik ekleyebilirsem müzik eşliğinde koltuğumuzun bir tanesini yıkayacağız. Diğerini de yıkayacağım zaman sonucunu ben size göstereceğim. Şuna basıyorsunuz. Burası sizde açık olmayacak. Burayı da yaptığınızda buradan gelecek zaten. Ben buraya beyde kıp çıktım. Böyle. Şurayı çek açıdık. Zaten gel göster. Bu şekilde yapacağız. Tamam. Dur dur burada. Arkadan bir de var. Uzun çabalar sonucu yorulmakla birlikte sonunda ıslattık namussuzu. Böyle ıpıslak oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz üstüne bir adet daha su çekip aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Şimdi ben kardeşim yaparken çekerken sesim olmayacak. Makineye vereceğiz. Siz de görün. En azından. Hadi ben başlatıyorum. Kapat orada Ayşegül. Kapat. Hemen çekerken makinenin sonunu çekti. Bakın. Yıkadıktan sonra hepsinin videosunu çekeceğim, tamam. Ben sana söyleyeceğim dedim, tamam. Açın.
arkadaşlar şimdi ben az önce yaptığım şeyi gördünüz. Islattık. Makineyle bu şekilde olmak kaydıyla çektik. Şimdi karşıdaki kanepeyi de çekeceğim. Şimdi biz bunları yaptık. Burayı da çek. Çek gel. Beni de çek. Göster. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Bunu tekrar ıslatacağım. Annem dedi. Şunu ıslatacağız. Bunu da bitireceğiz. Bunu da bitirdikten sonra hepsini bitirdikten sonra son hallerini ben sizlere göstereceğim. Son hallerini haberiniz olsun. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yoğun çaba üzerine, yorulmam üzerine temizledim. Uzaktan çek fıstığın nasıl olduğunu önce. Buraları verdim, yanlarını verdim, burayı verdim, şuralara verdim. Şu altlara fazla veremedim herhalde. Şuralara verdim, buralara yaptım. Siz verebildiğiniz kadar verin eğer temiz olmasını istiyorsanız. Güzel oldu. Yakından çekiyor musun aşağıya? Hı. Tamam. Bu şekilde oldu. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim unutmadan. Aşağıya gel fıstığım. Onu da unutmadan göstereyim. Bunu çekiyorsunuz ya bu tabanca. Yani burada şu geliyor. Onun basılı kalmasını istiyorsanız şunu şöyle yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz ve otomatik basılı kalıyor. Bir daha göster. O şekilde yapıyor. Bir daha göster. Çekemedin mi? Bakın şimdi. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Şu yeşil şeyi. Burayı basıyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. Burası basılı kalıyor. Ve eliniz yorulmuyor. Tak bıraktığınızda çekiyor. Bitti. Evet, daha fazla böyle videosunun da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir şey unutmuşuz. Onu en son fark ettim. Tam da yaklaşmıştım. Gel. Şimdi bunun içinde şöyle bir şey varmış. Bir dakika. Şunu bir çıkaralım. Önce. Şimdi bunun içinde şöyle bir şey varmış. Bu arada onu da unutmuşum ben. Bu var ya bu. Şu. Bir dakika. Şunu tamamen bir çıkartayım. Şunu şöyle koyayım. Şu torba çıkması gerekiyormuş. Siz de unutmayın. Torbasını çıkartın. Ben unutmadım, bir cahillik oldu. Unutmadım ama siz unutmayın ve çekin. Haberiniz olsun. Videonun devamında zaten birleştirdiğim kısmında söyleyeceğim. Ekleyeceğim, birleştireceğim. Haberiniz olsun. Yani siz de unutmayın. Halı yıkama makinesinin içindeki normal süpürge torbasını çıkartın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Böyle videolarım da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.